Merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi günü ve klasik vlog günü arkadaşlar. Günlük vloga başlayacağım. Ama öncesinde dün yaşadığımız kötü olay için bütün İzmir'in ve tüm Türkiye'nin, hepimizin geçmiş olsun diyorum. Bütün tüm Türkiye'ye, özellikle İzmir'e, en sevdiğim şehir. Ablam falan orada yaşıyor. O kadar çok arayan soran oldu ki, bir şey var mı? Hani nasılsınız, iyi misiniz diye. Bizim burada da hissedildi ama İzmir'de biliyorsunuz Bayraklı'da yıkılan binalar var. Gerçekten çok üzüldüm. Allah'ım daha kötüsünden beterinden korusun. Vefat edenlere başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Şimdi ya Allah'ım tekrar aynı şeyleri yaşatmasın. İnşallah, bunu söylemek istedim. Bayağı üzüldüm gerçekten de. Yapacak bir şey yok. Anlık yaşıyoruz resmen. Öyle, bugün evdeyim. Temizlik falan yapacağım. Burak çalışıyor. Cumartesi günü temizlik, bakım günlük olacak. Çok dip köşe temizlik yapmak istemiyorum aslında. Çünkü çarşamba günü temizlikçi yardımcım gelecek. O yüzden böyle aşırı şey yapmayacağım. Mesela toz almayacağım ama yerleri silip süpürmek istiyorum. Biraz da bakım yapacağım. Dün bir kargom geldi. Onu sizlerle paylaşayım. Saç ürünleri var. İşte bir sürü ürünler var. Çok güzel bir paket yollamışlar. Onu sizlerle paylaşayım. Duşa da gireceğim. Öncesinde oradan yapmak istediğim bir şey var. Onu yapalım. Sonra işlerimizi halledelim. O maskenin, kremin saçımda biraz durması lazımmış. Onu yapalım, saçımda dursun. Sonrasında işlerimizi halledip duşa gireriz. Gelin o pakete bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar, saçhaneden şöyle bir paket geldi. Normalde oradan alışveriş yapıyordum zaten. Sağ olsunlar bana böyle bir ürün göndermek istemişler. İçerisinde bolca makyaj fırçası var. Real Techniques'in efsane fırçaları. Bunları biliyorsunuz zaten. Not var. Şu Embryolisse'nin aşırı kullanmak istediğim nemlendiricisinin testerini yollamışlar. Şöyle not var. İçerideki şampuanların, bakım kremlerinin anlatıldığı bir kağıt var. Şöyle kaş seti var. Küçük tüpçükler var saçlar için. Vitaminler var. Yine fırçalar. Ve şunlar arkadaşlar. Bunlar bayağı kuaförlerin önerdiği bir şampuan, saç bakım ürünleri. Şu mesela efsane kokuyor. Dün akşam denedim. Anında parlaklık veriyormuş. Mavala'nın ürünlerine zaten bayılıyorum. İşte öncesi sonrası diye şu 3 ürünü denemek istiyorum. Şimdi bunların hangisi? Şu şampuan zaten. Bunu duşta kullanacağım. Bu 3 olan galiba duştan önce sürüyorsunuz. Bu arkadaşlar nemli saça uygulanıyormuş. Ve en az 10 dakika, hani 24 saat durabilirmiş. Ne kadar uzun süre durursa o kadar iyiymiş. Yani bunu saçlarımı şimdi ıslatıp yapıp sonra 3-4 saat sonra duşa mı girsem? Sizce nasıl? Yani duştan sonra yapıp da 24 saat sonra mı, bilmiyorum. Önce bunu yapayım bence, 3-4 saat kalsın. Sonra şampuanlarız. Sonra da duştan sonra bunu yaparız. Sonra nemlendiricileri kullanırız falan filan. Hadi gelin öncelikle şunu yapalım. Saçlarımı ıslatacağım arkadaşlar. Neme alınmış diyor. Ben bayağı bolca ıslatacağım. Sonra işte bu kalacak saçımda. Sonrasında duşa gireceğim. Şampuanıyla tüm ürünleri kullanacağım. Gerçekten böyle özel bir aradığım şampuan var bu ara. Hani tamamen evet, bu benim saçıma çok uygun. Bundan sonra bununla devam edeceğim diye şampuan arayışındaydım. Böyle farklı şeyleri denemek benim için çok iyi. Bu arada buranın halısını da yıkamaya attım, makinede. Şimdi onu da asacağız. Öyle. Güzelce taramamız lazımmış ki her yere eşit dağılsın. Tarayacağım. Bu böyle hem bakım hem ev temizliği gibi bir video olacak arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ben siz istediğiniz için çekiyorum. Çekmeye devam edeceğim. Önce şöyle bir yarıdan ayırıp önce altını sonra üstüne yapacağım. Ayıra ayıra her yere ulaşmış olacak. Umarım güzel bir şeydir arkadaşlar. Paylaşırım. Instagram'dan da beni takip edin. Oradan da böyle kokusu hiç rahatsız edici şekilde değil. Hatta bayağı güzel diyebilirim. Bakalım nasıl bir his bırakacak. Normalde çok böyle saç maskesi yapmıyorum. Krem yapıyorum duştayken veya çıkınca. Ama öncesinde yapmıyorum. Umarım iyi olur. Ben de böyle kullanırım. Gerçekten iyi gelirse.
farklı böyle bir etki fark edersem kullanırım diye düşünüyorum. Bunu da yapalım. Şuraya da sürüyorum ve bitiyor arkadaşlar. Şimdi sıkıca toplayacağız. Bu böyle en azından bir 2 saat kesin duracak. Ben de o sırada evi temizleyeceğim. Süpürme işi bitti arkadaşlar ama acıkacağım gibi. Silmeden önce bir brokoli haşlayacağım. Diyetteyim ama çok uyamıyorum. Annem dün brokoli vermişti, onu haşlayayım. Sonra o hazır olur, biz silme işimizi bitirince rahat rahat yeriz. Sonra duşa gireriz. O yüzden şimdi bunu bir haşlayacağım. Sıcak su koyayım. Haşlayıp böyle marulla, ekşiyle, nar ekşisi falan güzel olur. O şekilde yapacağım.
Ve her yer tertemiz oldu arkadaşlar. Banyo halım da kurumuş. Buranın halılarını da serdim. Şimdi şuranın kurumasını bekliyorum. Sonra halısını sereceğim. Brokolim de olmuştur muhtemelen. Şöyle çatal batırıp bakıyorum ben. Galiba olmuş. Evet. Şimdi bunu süzüp soğuk sudan geçireceğim. Şimdi buranın halısını da serdim arkadaşlar. Burada da duştan sonra deneyeceğim ürünler var. Onları deneyeceğim. Saçım şu an böyle bir 2-3 saatte geçti bu arada. Bayağı durdu ve sert sert olmuş. Göstereyim size de hatta gösterebilirsem eğer. Sonra bu lavaboyu sileceğim. Saç bakımını da yaptıktan sonra duştan çıkınca şu lavaboyu sileceğim. Çok bu hafta kullanmayı düşündüğüm ürünleri bırakacağım. Çünkü çok doldu burası. Bakın. Saçım hala böyle nemli gibi, kremli gibi arkadaşlar. Bu yüzden bu kremi evdeyken yapmanız daha mantıklı. Güzel bir kokusu var ama hala ıslak ıslak bir görüntüsü var. Ben duşa giriyorum. Çıkınca devam edeceğiz. Duşta Olaplex'in şampuanını kullanacağım. Nemlendirmeyi ve tamamen böyle temizlemeyi, bakım yapmayı vaat ediyor. Bakalım nasıl olacak? Duştan çıkınca onun hislerini de anlatacağım. Bıraktığı hissi de sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi gireyim, çıkınca görüşürüz. Ve şimdi çıktım arkadaşlar duştan. Diğer maskenin etkisi saçımı yıkadığımda suyla direkt böyle pürüzsüz gibi elimde kayıyordu bildiğiniz. Hani pürüzsüz olur da kayar ya, krem varmış gibi. O kremi akıttığımda bile o etki hala devam etti. Gerçekten de pürüzsüzdü. Şu an görüntüsünü açınca göreceğim. Şampuan da çok güzel. Böyle yoğun yapıda olan bir şampuan. Yani direkt suyla şey olmuyor. Bayağı yoğun kıvamlı bir şampuan. Kokusu falan gayet güzel. Şimdi bir yüzümü yıkayacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Saçımın nemi alınması lazım. Duş sonrası kremini uygulayabilmem için. Biraz neminin alınmasını bekleyeceğim. Yüzüme nemlendirici falan süreriz. O sırada ben bir yüzümü yıkayayım. Yüzümü Foreo Ufo Mini 3 ile yıkıyorum. Bioderma'nın bu jelini kullanıyorum. Bunlardan çok memnunum. Şimdi saçlarımı taradım arkadaşlar. O nemini alıncaya kadar ben şu lavabonun kenarını bir temizleyeyim. Sonra zaten bakıma geçeriz. Nemlendiririz yüzünü falan. Şimdi şuraları bir aşağıya indireceğim. Sonra silip tekrar yerleştireceğim. Şimdi şuraya hepsini bir indirdim. Şöyle burada günlük olarak kullandıklarım duruyordu ama bunlar bir tozlanmış, sileceğim. Yedek nemlendirici, yani yüz yıkama jelim. Foreo'larım var. Şu anki yüz yıkama jelim. Ağız çalkalama sularım. Şu an bugün deneyeceklerim. Nemlendiricilerim falan filan. Biraz ayıracağım. Bunlar kullanıp memnun kaldığım ama bitmek üzere olanlar. Bunları ayıracağım. Şurayı bir sileceğim. Sonra bunları da sileceğim. Yerleştireceğim. Önce bir şurayı tamamen temizlemek istiyorum.
Ve bakın arkadaşlar, son durum bu şekilde. Bunları şimdi deneyeceğim. Bunlar günlük olarak kullandığım glam glow maskelerim, işte nemlendiricilerim, serumlarım, yüz yıkama jellerim falan filan. Şu da bitecek, o gelecek. O yüzden orası biraz karışık. Diş macunlarım var. Burada foreolarım var. Şurada da benimkini şarja taktım. Buranın diş fırçası var. Şimdi saça geçelim. Daha buraya sığdıramadığım o kadar çok cilt bakım ürünüm var ki arkadaşlar, kutuda olan, dolapların içerisinde olan, yapacak bir şeyim yok. İşim de gereği deniyorum. Ama böyle denediklerimi işte burada bırakıyorum. Diğer kullanacaklarımı zamanla alıp alıp getiriyorum. Öyle deniyorum. Şimdi saçımı tarayayım. Sonrasında kremi süreceğiz zaten. Şu Olaplex'in No 6'sını kullanacağım ben. Nasıl kullanılıyormuş? Az miktarda ürünü havluyla neme alınmış ve kuru saçlarını orta boylardan uca kadar uygulayın, durulamayın diyor. Bu neler yapıyormuş bu bakın. Renklendirilmiş ve kimyasal işlem görmüş saçlar dahil tüm saçlar için mükemmel. Saçınızı güçlendirir, besler ve nemlendirir. Saçınızı yumuşatırken kuruma süresini kısaltır. Elektriklenmeyi 72 saate kadar engellermiş. Baya güzel şeyler vaat ediyor. Bakalım, deneyeceğim arkadaşlar. Ben de sizinle bir ilk kez deniyorum. Böyle ara ara gelen paketleri sizlerle denemek istiyorum. Fikir olur. Çünkü bu ürünlerin de güzel olduğunu biliyorum. Şöyle direkt elimde biraz yedirip. Güzel kokuyor. Yine çok ferah bir kokusu var. Fresh bir kokusu var. Şöyle. Normalde ben duştan çıktığım an direkt yüzümü nemlendiririm arkadaşlar. Çünkü çok kuruyor gerçekten. Ama bugün beklemek istedim sizlerle birlikte yapalım diye. Şimdi nemlendirici olarak normalde sürekli biliyorsunuz üreden kullanıyorum. Bugün bu Mavala'nın Aqua Plus Multi Moisturizing nemlendiricisini kullanacağım. Şöyle, normalde ben Mavala'nın bende tırnak bakım ojesi var. Yani tırnak kırılmaları için, soyulmaları için. Fiyatları yüksek bir marka ama çok memnun kalmıştım. O yüzden bunu görünce heyecanlandım ve denemek istedim. Ojesinden memnun kaldım. Nemlendiricisi de öyle mi diye denemek istedim. Akşam sürdüm. Güzel bir his bırakıyor. Benim cildim karma olmasına rağmen asla yağlandırmadı. Sivilce yapmadı. Şöyle güzelce yediriyorum. Herhangi bir tahriş yapmadı cildimde. Tabii yine bunları ben daha ileriki, yani bir hafta kullanıp sizlerle olumlu veya olumsuz yorumlarımı öyle paylaşmak istiyorum. O yüzden şu an alın demiyorum. Ben kendim deniyorum. Bakım gibi olduğu için de sizlerle paylaşmak istedim. Instagram'dan da veya bir sonraki YouTube videomdan tekrar bunların memnun kalıp kalmadığımı söylerim. Normalde sadece şampuanla yıkıyorum saçımı. Bazen maske yapıyorum. Ona rağmen çok beğenip çok soruyorsunuz saçında ne var? Hani ne uyguluyorsun? Çok parlak duruyor, çok sağlıklı duruyor diye. O yüzden böyle aklıma gelmişken bir bakım yapmak istedim saçıma. Normalde yapmıyorum çünkü böyle aşırı derecede. Sadece cildimi çok iyi nemlendiriyorum ve mutlaka göz kremi kullanıyorum. Hatta şu an olan Kiehl's'in göz kremi avokadolusu bitiyor bende. Midnight almayı düşünüyorum ama Black Friday dönemi yaklaştığı için de o dönemde almak istiyorum. Göz kremsiz durmuyorum arkadaşlar. Özellikle geceleri yatarken bence artık benim yaşımdakilerin kullanması şart. Düzenli olarak kullanması. Ben de düzenli olarak nemlendirici kullanıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Klasik, hani günlük olarak yaptığım bakın bu. Ve cildim bakın. Şu an zaten makyajsız olduğumu söylemeye gerek yok. Bayağı bence ferah ferah duruyor. Bazen bunun üzerine Make It Fix plaslarını falan sıkıyorum. O da böyle rahatlatıyor. Cildimi canlı gösteriyor. Bir de şu çok güzel arkadaşlar. Bu o kadar güzel kokuyor ki. Sublime'ın Semin Dilun. Şöyle bir marka arkadaşlar. Bunu akşam denedim. Anında saça parlaklık veriyormuş. Yani gece olduğu için anlayamadım. Yarın falan kullanacağım. Yine Instagram'dan paylaşırım. Beni Instagram'dan takip edin. Ama bayağı memnun kaldım. Kokusuna bayıldım ve kokusu kalıcıydı. Şimdi gidelim bir Nescafe yapalım bence artık. Bir yorulduk yani. Burnunun temizlenmesine çok sevindim ama. Bakın benim de diş fırçam şurada. Bunları 15-20 günde bir takıyorum böyle şarja. Bayağı bir gidiyor bana. Kahve içelim. Dinlenmeye devam edelim. Bakın arkadaşlar, dinlenemeden hafta sonu geçiyor. Pazar günleri dinleniyorum ama. Burak'la birlikte evde oluyoruz veya dışarı çıkıyoruz ama illa böyle 3-5 saat bir evde oturup haftanın acısını çıkartıyoruz.
Böyle şimdi ben şunları bir halledeyim. Şimdi arkadaşlar Burak'la konuştuk bir 15-20 dakikadır. Yine çok yoğunmuş, madendeymiş. Yani gece gelemem dedi. Yani 11-12 gibi geliyor, yatmaya geliyor. Yarın da hatta çalışabilirler. Ben de o yüzden tabii ki kendime makarna yapayım dedim. Ve bugün kızlar yazmıştı eski iş arkadaşlarım belediyeden akşam görüşelim mi diye. Ben de Burak'a bağlı dedim. Yani normalde hafta içi hep geç geliyor, çok geç geliyor. O eve erken geldiği günlerde ben de dışarı çıkmıyorum tabii ki. Birlikte vakit geçirebilmek için. Ama bugün gelmeyecekmiş dediğim gibi. O yüzden ben de makarna yapayım, makarna yiyeyim dedim. Sonra kızlarla çıkarız. Kremalı, fesleğenli makarna yapacağım. Akşam da 7-8 gibi kızlarla buluşacağız. Böyle. Yalnız evde oturmaktan da gerçekten çok sıkılıyorum. O yüzden iyi oldu. Kızlarla görüşecek olmam. Şimdi su koymuştum. Burak'la telefonda konuşurken. O kaynıyor. Makarnaları ekleyeceğim. Makarna yiyeceğim. Arkadaşlar makarnam oldu. Gördüğünüz üzere bunu yiyeceğim ve kızlarla plan değiştirdik. Zaten dışarısı bayağı soğuk. Akşam da gitmeyi düşündüğümüz yer çok esen bir yerde. Dedim ki bize gelin. Burak gelmeyecek biz zaten gece. Bana gelecekler herhalde. Kek yapsam mı yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bir şunu yiyeyim karar vereceğiz. Şimdi arkadaşlar kek yapmaya karar verdim. Çünkü ben böyle duramıyorum ya. Birileri gelecekken hani hiçbir şey çerez, cips falan zaten koyacağım. Ama hiçbir şey koymadan, başka bir şey, el yapımı bir şey koymadan böyle benim hoşuma gitmiyor. O yüzden de saçımı toplayacağım tabii ki. Mutfakta böyle bu şekilde saçla takılmayı hiç sevmiyorum. Bir şey düşer diye ödüm kopuyor. Basit bir şekilde kakaolu kek yapacağım. Neyse ki evim de temiz. Zaten yabancı değiller gelecek olanlar da. Öyle. Genel olarak birileri geliyor. Sürekli arkadaşlarım geliyor. İşte ailem yoğun aslında. O yüzden gelemiyorlar. Yani kendi annem babam. Ama çok seviyorum ben ailem, arkadaşlarımın eve gelmesini, onları ağırlamayı. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki varlar. Sevdikleri için geliyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Şimdi gidelim kakaolu kek yapalım. Ben Arda'nın tarifinden bakacağım. Kabarmayan kek kalmasın diye YouTube'da bir tarif var. Aşağıya bırakırım linkini. O tariften bakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Siz buraları hızlı bir şekilde izleyeceksiniz.
Şimdi kekimi yaptım arkadaşlar. Hatta kabarıyor. Bayağı da güzel kabarıyor. Siz de mutlaka o tariften bakın. Makinaya doluydu. Onu çalıştırdım. Buraya da tekrar makineye atacaklarım var. Bir tezgaha sileceğim. Yeni bez çıkardım. Öyle üzerimi değiştireyim dedim. Çünkü kek yaparken bir şeyler sıçradı. Biraz da yüzüme birkaç bir şey süreyim. Bunlar olacak. Kızlar da gelir. Saçım bitti arkadaşlar. Hafif bir düzleştirdim. Şimdi makyaj yapacağım. Üzerimi de değiştirdim tabii ki. Bu arada şeyim de oldu. Kekim de oldu. Güzel oldu gibi. Birazdan gösteririm sizlere de. Hafif bir makyaj yapayım. Şu göz altlarını kapatayım. Skin Food Concealer'ı kullanıyorum. Bunu böyle evdeyken sürmeyi seviyorum. Göz altlarımı iyice bitireceğim. Bendeki numarası 01 galiba. Ben öyle biliyorum. Seviyorum bunu. Daha önce de söyledim. Sadece biraz çizgilere doluyor. Hafif bir pudralayacağım. MAC Studio Fix. Biraz rimel Benefit Roller Lash kullanıyorum. Biraz da allık sürelim. Bu kadar. Allık MAC Extra Dimension serisinden Fairly Precious. Önce iyi oldu. Yüzüm renklendi. Dudağıma da nemlendirici süreceğim. Çok kuruyor bu. İlaç tedavisinden sonra arkadaşlar. Gerçekten dudaklarım bayağı kötü. Şu BeFit kullanacağım. Farmasini. Bakın üzerime Zara'dan aldığım bu sporcu atleti aldım, giydim. Altı çıt çıtlı böyle. Altıma da Pantene'in eşofmanını giydim. Bunlar bence böyle eşofmanla ben bodyleri yakıştırıyorum. Ayağımda hotiç terliklerim. Makyajım da böyle oldu. Bence gayet güzel. Ben böyle diyebilirsiniz, evine geliyor misafirler niye süsleniyorsun diye. Ben seviyorum arkadaşlar evimde de bu şekilde olmayı. Yani bence siz de öyle olabilirsiniz. İlla dışarı çıkarken mi süslenmemiz lazım? Ben böyle evde de süslü, saç makyaj yapılı durmayı seviyorum. Böyleyim zaten. Bazen işte makyajsız duruyorum cildimi. Cildimi dinlendirmek istediğimde ama onun haricinde seviyorum. Şöyle kolyelerimi de taktım. Düz body olduğu için. Ve gidelim biraz mutfağı toparlayalım. Kekimi göstereyim size. Bakın şimdi. Kekim şu an bu şekilde. Üzeri çikolatalı olduğu için yanmış gibi olabilir. Birazdan açacağım, göstereceğim size. İçinde gayet güzel bence. Her zamanki gibi yaptım. Bunu birkaç keredir yapıyorum. Bayağı da beğeniyorum. Bakın arkadaşlar. Üzerine pudra şekeri de serpebilirsiniz. Hatta ben de serpeyim biraz. Böyle oldu. Yandı Fatma o kek demeyin sakın. Sakın öyle şeyler söylediğinizi duymayayım. Öyle bir şey yok. Ben kaç kez baktım ona. Herkesin yani yöreden yöreye farklı. Yöreden yöreye kek yapışımız farklı olabilir arkadaşlar.
Bunu şey yapmayın lütfen. Sizin için biraz da pudra şekeri ekeceğim. Bizim yörede böyle. Şaka şaka güzel oldu. Kakaolu keki bilenler bilir. Ama benim gibi hayatında hiç yemek kek yapmamış insanlar yandı diyebilir. Öyle değil arkadaşlar. Yanmadı. Yansa ben anlamam mı ya? Şimdi bakın böyle süzgeçle pudra şekeri ekeceğim üstüne. Şu mumlarımı da yakayım. Ben böyle boş ortamı seviyorum arkadaşlar. Çok tatlış değil mi şöyle? Burada da bir tane mumumuz yanıyor. Şimdi oda spreyi sıkıyordum. Her yere sıkayım. Üzerime sıktım. Tuvalete banyoyu özellikle. Şimdi şimdi Esra'ya Foreo yapacağız arkadaşlar. Foreo maskesini deneyecek Esra. Onu yerleştiriyorum. Hadi bakalım. Telefonun nerede? Şimdi oradan başlatıyoruz. Ben kodu okutacağız. Stresiniz uzaklaştı. Çocuk diye buz gibi oldu. Ben çikolatayı parmağım falan sürüyor, her yerine sürüyor. Bak bir sürü kapmış. Evet, gerçekten. Evet, çok vardı onun içinde. Süt gidiyor, atıyor. Evet arkadaşlar, en son sizi Burak varken diyorum, kızlar varken açmıştım. Kızlar gitti. Kızlar giderken Burak geldi. Şimdi tost yaptık ve tost yiyoruz. Harika. Çok karanlık. Böyleyiz. Bunları yiyelim. Birazdan kapatacağım artık. Bu videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, artık yatacağım. Üzerimi değiştireceğim. Pijamalarımı giyeceğim. O yüzden videoyu bitireyim dedim. Böyle yine uzun bir vlog oldu diye düşünüyorum. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Yarın çeker miyim onu da bilmiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.